Devlet Bahçeli bugün neden konuştu? Aslında bu soruyu sormak gerekiyor. Yani en son zannedersem Temmuz ayının ortasında yapmış böyle bir basın toplantısı. Ankara ile toplantıdayken, biz gündüz haber toplantısındayken Tülay söylemişti. Nedir sizce sebebi? Neticede genelde Twitter üzerinden yazar. Çarşamba günleri mi yazardı o? Perşembe akşamları bu saatlerde, evet bu saatlerde yazmaya başlardı. İşte biz de önemli gördüklerimizi sizinle paylaşırdık. Sebep acaba yeni kurulacak olan ve ağır topların da olduğu, eski partililerin de olduğu yeni parti olabilir mi? Yeni parti diyorum, ismi yeni parti değil. Adı henüz daha belli olmadığı için. O parti olabilir mi diyeyim. Evet, bugün o konuya da değindi ama o konuya değinirken bir taraftan da dediğim gibi bugün iktidar partisine eleştirileri çoktu. Yani uzun bir aradan sonra şaşırttı. İnanın. Siz de izliyorsunuz, izleyeceksiniz şimdi. Aslında söyledikleriyle, eleştirileriyle AKP'ye her şeyin farkında olduğunu gösterdi Sayın Bahçeli. Her şeyin farkında olduğunu gösterdi. Muhalefet yapması gerektiğini belki de anladı. Ha, bir de kimi eleştirdi derseniz, rakiplerini. Yani o partiyi, kurulacak olan o partiyi. Koray Aydın hakkında sorulan bir soruya, yani ülkücülükle ilgili bir soruya, Koray Aydın'ın ülkücülüğüne hiçbir şey diyemedi. İstifa tek taraflı bir tercihtir. Partimiz açısından da hayırlı olmuştur. Milliyetçi Hareket Partisi tek bir kişinin partisi haline getirilmiştir. Bahçeli, muhalifler içinde tek ülkücü diyerek ayrı tuttuğu Koray Aydın'ın MHP'den istifasına hayırlı oldu demekle yetindi. Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığını Koray Aydın'ın duyurmasını ise imalı sözlerle değerlendirdi. Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili bugünden adres kimlik sunan birilerini hava boşluğuna atıyor, yerine geçmenin planını yapıyor demektir. Biz artık Türkiye'nin geleceğiyle ilgili hep beraber elimizi taşın altına koyduk ve birbirimizle kardeş olduk. Evet. Ben de Meral Akşener'in abisiyim. O da benim kız kardeşim. Fitne oluşturmaya çabalayan sözlerle hiçbir şey elde edemezler. Koray Aydın'dan Bahçeli'ye yanıt, biz abi kardeşiz sözleriyle geldi. Yeni parti için MHP'de yaşanan istifalara MHP liderinin yorumu dikkat çekti. Gelirken gördünüz, kapı açık. Giren girer, çıkan çıkar. Bahçeli yeni parti oluşumunu ise Türkiye'yi çökertmeye dönük operasyonun bir parçası olarak değerlendirdi basın toplantısında. 2019 seçim yılı için şimdiden ısmarlama, siyasi çalışmalar başlamıştır. Bizi bir araya getiren tek güç var, ülkemizin geleceği. Yeni parti oluşumunu sert sözlerle eleştirirken ülke gündeminden örneklerle uzun bir aradan sonra ilk kez iktidara da yüklenmesi dikkat çekti. Atatürk büstlerine yapılan saldırılar, yeni devlet kurulması ile ilgili safsatalar, gelişmelerin tadı tuzu kaçmıştır. Böylesi bir bozuk ve bozgun gayretkeşliğe hiç kimsenin, hele hele ülke yönetimini elinde tutan siyasi zihniyetin hiçbir hakkı yoktur.